Sevgili dostlar, YouTube'un yeni versiyonunda yani güncel halinde yüz bulanıklaştırma videolarımızda istenilen bölgeyi veya çocukların yüzlerini nasıl kapatabiliriz? Buna değineceğiz. Arama çubuğumuzda YouTube'u bulduktan sonra YouTube'a tıklayalım. Açıldıktan sonra YouTube hesabımıza girelim. YouTube hesabımıza girmek için biliyorsunuz sağ üst köşede gözüken sekmeden resmimize tıklayalım. YouTube Studio'ya tıklayalım. Sistemin içine girebilmek için. Bu kendi YouTube sayfamıza girmiş olduk şu anda. Girdiğimiz alanda önce içerik bölümüne tıklayalım. İçerik videolarımızın bulunduğu alandır. Yani tüm videolarımızı bu alanda alt alta görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi işte kaç video varsa sayfalar şeklinde görebilirsiniz. Şimdi burada yapmanız gereken şu. Herhangi bir videoda yüz kapatacaksanız veya bulanıklaştırma yapacaksanız öncelikle o videoyu bulmanız lazım. Ben şöyle bakıyorum aşağı doğru. Diyelim burada bir öğrenci gördüm. Bakın yüzü açık. Videoma tıklıyorum. O videoma tıklıyorum. O videoma tıkladıktan sonra yani videom buraya geldikten sonra alt kısımda düzenleyici denen kısma tıklıyorum. Düzenleyiciye tıklayınca o videomla ilgili her türlü değişikliği yapabileceğim alan açılacaktır. Bu alanda alt kısımda videonun belirli kısımlarını bulanıklaştır yazısını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çocuğumuzun yüzü gözüküyor. Videonun belirli kısımlarını bulanıklaştır yazısına tıkladığımızda bize iki seçenek sunacak. Birincisi yüz bulanıklaştırma, ikincisi özel bulanıklaştırma. Şayet yüz bulanıklaştırmayı seçerseniz o zaman sistem orada olan çocukların yani algıladığı yüzlerin tamamını size sunacaktır. Bu internetinizin durumuna göre biraz zaman alabilir. Şayet burada sunmuş olduğu şeylerin tamamının yüzlerinin kapatmasını istiyorsanız tümünü seç olarak işaretliyorsunuz. Dolayısıyla tümünü seç olarak işaretledikten sonra oradaki tüm çocukların yüzlerini kapatacaktır. Ama baktım bu arada Atatürk'ün resmini de almış, onu iptal etmek istiyorum. O zaman onu ne yaptım? Basarak devre dışı seçimini devre dışarı bıraktım. Daha sonra burada uygula diyoruz. Uygula dediğimiz zaman artık sistem kendi kendine bunları işlemeye başlayacaktır. Size kayıt işleniyor ayrılabilirsiniz. Mesajı gözüktüğü zaman bırakıp bilgisayarınızın başka bir yere gidip işinize bakabilirsiniz. Bu otomatik olarak sistem tarafından tanımlamaya göre yapılan bir uygulama. Bir de özel bulanıklaştırma var. Özel bulanıklaştırma nedir? O da sizin videoda herhangi bir yeri yani istediğiniz bir yeri bulanıklaştırmak için. Buna tıkladığımız zaman karşımızda biraz önceki gibi seçim gelmeyecektir. Çünkü size tamamen size bırakacaktır. Gördüğümüz gibi üst taraftaki videomuzun üzerinde bir karecik oluştu. Diyelim ki bu karecik örneğin videomuz sabit bir video ve bu çocuğun yüzünün görülmesini istemiyorum. Bu kareyi çocuğun yüzünü getirebilirim ve bunu istediğim şekilde istediğim kadar da küçültebilir veya büyütebilirim. Yani videomdaki görünmesini istemediğim yeri diyelim ki videomun tamamını bile buzlayabilirim hatta. Yani bu tamamen bana kalmış bir şey. Dolayısıyla ben sadece yüzünün gözükmesini istemediğim için bu kareciği çocuğun yüzüne getirip bırakıyorum. Sonra alt kısma geliyorum. Bu yapmış olduğum kareleme videonun tamamında geçerli olacaksa burada görmüş olduğunuz bakın şu karelaj demektir, bulanıklaştırma demektir. Onun karşısındaki bu kutucuğu ok işaretiyle sağa doğru çekerek videomun sonuna kadar uzaltabilirim. Böylelikle benim bu diyelim ki bu çocuk videonun tamamında bu çocuk varsa ve örneğin şiir okuyor olabilir, bir yazı okuyabilir. Bu çocuğun bu belirlediğim alanı, bakın belirlediğim alanı diyorum özellikle, videonun sonuna kadar gözükmeyecektir. Yok efendim ben bir kız sadece videonun belli bir kısmında gözükmesin sonra gözüksün diyorsanız, buradan çünkü videomuz süresi 2 dakika 32 saniye.
Bakın burada süreler var. Ne kadar süreyle görünmesini istiyorsanız bu çubuğu, mavi çubuğu oraya kadar çekebilirsiniz. Şu anda örneğin 1 dakikaya kadar çektim. Dikkat ederseniz 1 dakika süreyle video süresince bu yüz gözükmeyecek. Bu şekilde sürenizi belirledikten sonra yapmanız gereken arkadaşlar kaydet demek. Kaydet düğmesine bastığınızda artık sistem yüzleri bu şekilde kapatacaktır. Bu arada seçim bölgesini dikdörtgen olarak seçtik. Ama siz oval olarak da seçebilirsiniz. Oval olarak seçerseniz buradaki sistem yani yüz bölgesi oval olarak daha sonra işleme konacaktır. Dolayısıyla siz orada oval olarak bölge seçimine devam edebilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. İster oval ister dikdörtgen olarak seçiminizi yapın. İşiniz yani seçimi bitirdikten sonra mutlaka kaydet düğmesine basınız. Bir miktar süre sonra size zaten işte videonuzun işlendiğini, o süreye kadar normal gözükeceğini, işlendikten sonra yaptığınız değişikliklerin sisteme kaydedileceğini bildiren mesaj alırsınız. Teşekkür ediyorum.